22 Haziran Çarşamba Cumhuriyet Gazetesi Zülal Kalkandelen. Bu artık bir ölüm kalım mücadelesi. Laiklik mi kaldı ki sürekli laikliğe aykırı uygulamaları yazıyorsun dedi biri. Aslında laiklik kalmadı yerine laiklik anayasal ilke olsa da iktidar tarafından sürekli çiğneniyor demek gerekiyor. Bu nedenle AKP hükümetlerinin laiklik karşıtı uygulamalarını ısrarla anlatmak gerekiyor. AKP'nin Anayasa Mahkemesi tarafından laiklik karşıtı odak olarak tespit edildiğini unutturmamak gerekiyor. İktidarın laikliğe aykırı her sözünü ve eylemini gündeme getirmek için de sürekli yazmak gerekiyor. Bu eylemlerden sonuncusu Ankara Adliyesinde Kur'an kursu açma girişimidir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca çalışanlara gönderilen mesajda Diyanet İşleri Başkanlığınca yaz kursları kapsamında Ankara Adliyesinde görev yapan hakim, cumhuriyet savcısı ve personel ile çocukları için Adliyemiz Merkez Bina Mescidi'nde 27 Haziran'dan itibaren Kur'an elifbaası, sureler ve dini bilgiler kursu planlanmıştır denildi. Ve kadın, erkek, kız ve erkek çocuklarının ayrı ayrı kursa alınacağı belirtildi. Yargıda ayrımcılığı körükleyen Kur'an kursu planı lehik devlete tehdittir. Dinden bağımsız olarak insan haklarına dayalı bir hukuk düzenine ve anayasaya aykırıdır. Şeriat özlemcilerini cesaretlendiren bir uygulamadır. Diyanet İşleri Başkanlığı gericiliğin merkez üssü haline gelmiştir. Bu nedenle avukat İsmail Çakmak, tepki çeken Kur'an kursu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na şikayette bulundu. Şikayet dilekçesinde kursun fişlenme, dışlanma korkusunu ve tehdidini beraberinde getirdiğini, kursun asıl amacının da bu olduğunu, kurs duyurusunun demokratik, laik ve sosyal hukuk devletine ve devletin geleceğine yönelik vahim bir kalkışma ve tehdit olduğunu belirtti. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça'nın kurs duyurusunu Adalet Bakanından habersiz yapmış olması pek olası değil. O nedenle Avukat Çakmak, HSK'da Akça hakkında şikayetin değerlendirildiği toplantıya bakanın başkanlık etmemesini talep ediyor. Bu örnekte gösteriyor ki adaletin sağlanması için kurulan bir yapıya, hukuk düzenine dini inançlar karıştırılınca sistem tümüyle çöküyor. Bu nedenle laiklik en başta adalet için şart. Cinayeti canice tasarladı. Bağ evine götürdü. Boğmaya çalıştı. Henüz canlıyken bir varile soktu. Ormanlık alanda diri diri yaktı. Üzerine beton döktü ve nehre attı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin bu şekilde vahşice öldürüldü. 3. Ağır Ceza Mahkemesi canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçundan yargılanan katil Cemal Metin Avcı'ya verilen müebbet hapis cezasını haksız tahrik indirimi yaparak 23 yıla indirdi. Katile yardım etmekten yargılanan 5 kişi ise beraat ettirildi. İstanbul sözleşmesinden iyi ki çıkıldı diyen 32 yaşındaki avcı sadece 14,5 yıl hapis yatıp çıkacak. Kan donduran vahşeti gerçekleştiren katil 46 yaşında serbest olacak. Ülkeyi nasıl bataklığa çektiklerini, ahlaken toplumun nasıl çökerttiklerini görüyor musunuz? Ranta, zulme, gericiliğe ve baskıya karşı Gezi Parkı'nda onurlu bir direniş gösterenler yalanlara dayalı iddianamelerle içeriye tıkılırken kadın katiline haksız tahrik indirimi yapılıyor. Kadın katillerini koruyan, yargıda dinselleşme ve adalette şerileşme yolunu açan bu düzen değişmek zorundadır. Bu artık bir ölüm kalım mücadelesidir. Bu iktidar kadın düşmanıdır. Bu iktidar laikliğe tehdittir. 22 Haziran Çarşamba Cumhuriyet Gazetesi Zülal Kalkandelen Bu artık bir ölüm kalım mücadelesi.